Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Kasım ayının şanslı insanları, nasılsınız, iyi misiniz? Birinçok Rastroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. İyi bir aya giriyor. Zaten aylık yorumlara dikkatli bir şekilde yengecin okuması gerekiyor. Evet, evet. Hayatının en önemli aylarından evet. birine giriyor. Ve bu hafta da iyi. Neler var o sevgili yengeç? Evet. Kabuklu varlık için çok güzel bir dönem. Derim ben, sen ne dersin? Evet sevgili yengeçler, bu haftanın ilk günlerinde Mars-Plüton üçgen açısı Başak'la Oğlak arasındaki güçlü bir enerji veriyor, motivasyon veriyor. Yengeçleri de destekliyor bu durum. Yengeçler için özellikle ilişkiler, eşle aşk, ortakla iletişimlerin güçlenebileceği iş ortaklığı. Evet. Aslında 9-10 Aralık'ta da çok güzel evet. gezegen döngüleri evet. var ama ilk önce bu haftada bu başlıyor. Evet. Yani 27 Ekim'den itibaren başlıyor. 30 Ekim'de Mars üçgen Plüton da bunu göstermiş. 1-2 Kasım'da Uranüs kare Plüton. Bazı ufak gerginlikler olursa bile Mars üçgen Plüton bunu toparlamış. Evet. O zaman biz buradaki bakış açılarımızda Yengeç Burcu'nun aşktan hemen önce aşk, ilişkiler, şans, küçük tatiller, çevresindeki insanlarla güzel paylaşımlar yaptığı bir dönem ve döngüler içine doğru girdiğini görüyoruz. Evet. Bu kendi psikolojisinde, psikomorfolojisinde daha keyifli, daha huzurlu, daha kudretli bir dönemi de kendi içinde işaret ediyor. Evet. Bizi ilgilendiren zaten bu. Evet. Astrolojik olarak baktığımızda burada Jüpiter'in pozisyonu iyi, Satürn'ün Jüpiter, pozisyonu yengeçte, iyi. Güzel. Neptün iyi ki Jüpiter daha retro harekete geçmedi. 7 Kasım'da geçiyor 7 biliyorsun. 7 Kasım'da geçecek o. Retro harekete 20 derece yengeçte. Ondan önce aşk da çıkarabilir burada. Retro Merkür 5. evlerinde şu sıralarda retro. Mars'la da sekstil açısı var. Yarıda yine. Kalmış Kasım'da bir ilişki. Eski bir aşk. Bir haber araması, eski bir sevgilinin araması gibi bir şey olabilir mi? Evet. 1 Kasım, 2 Kasım. Eski bir evet. sevgiliden bir haber gelebilir. Bir mesaj gelebilir. Uranüs var çünkü orada. Evet. Veya yolda veya bir sosyal ortamda karşılaşabilir diyebiliriz. Yani aşkın ön hazırlıkları ve aşk çocuğun ön hazırlıkları. Mesela bu bir karar ayıdır. Eşler arasında çocuk yapma konusunda konuşma başlar. 3 Kasım'dan itibaren de aktivasyon başlar. Diyebileceğimiz bir yapı derim. Sen ne dersin? Evet. Genel olarak ayın seyrine baktığımızda hafta başında ay Aslan Burcu'nda olacak. Belki hafta başı biraz maddi konularla ilgilenmeleri gerekebilir. Gelirler, giderler, ödemeler, banka işleri gibi işler yoğunlaşabilir. Hafta ortasında ay Başak Burcu'na geçince yengeçler için biraz daha yine iletişimin arttığı, belki kısa ufak seyahatlerin olduğu, belki kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla irtibatın arttığı bir dönem. Hafta sonuna doğru Ay Terazi Burcu'na geçince yengeçler biraz evde zaman geçirmek isteyebilirler. Hafta sonu evet. evdesiniz, ayakları uzatıp rahatlıkla yatıyorsunuz. Hafta sonu aile içi görüşmeler. Evet. Eğer dinlenmek istiyorsanız misafirlerin ziyaretleri gibi olaylarda karşılaşabilirsiniz. Ben mutluluklar diliyorum, sen? Ben de. Hoşçakalın. Günlük burç yorumlarınızı bilinçokuru astroloji portalında dinleyebilirsiniz günlük olarak veya da Facebook'ta Burç Durumu app'sinde direkt olarak bularak oradan da günlük burç yorumlarınızı Sayın Demet Baltacı'nın sesiyle ve diliyle ne yapabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Bay bay. Hoşçakalın. Güle güle.